Seçimlerin ardından koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağı ile ilgili tartışmalar yapılırken, CHP'den daha önceki açıklamalarıyla HDP'nin olduğu bir koalisyonda yer almayacağını söyleyen MHP'ye sürpriz bir öneri geldi. Hepimizin Türkiye'yi düşünmesi lazım. Türkiye'nin çıkarlarını düşünmesi lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu resmi koalisyon görüşmeleri başlamadan önce, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte hükümet kuralım, başbakan sen ol çağrısı yaptı. CHP, MHP ve HDP'nin seçim bildirgelerindeki vaat ve projelerin belli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bildirgelerdeki ortak noktalar üzerinden Türkiye'nin sorunlarının çözümünde önemli adımlar atılabileceğini vurguladı. Benim hiçbir zaman bir koltuk merakım zaten olmadı, olmayacak da. Ben başbakan olayım, sen başbakan ol. Biz hükümet kuralım, hayır siz hükümet kurun. Yok biz koalisyon kuralım, siz koalisyon kurun. Bunlar eski alışkanlıklar. Dediğim gibi ilkelerimizi açıkladık 14 Mart tarihinde. Diğer siyasal partilerde ilkelerini açıklarlar. Sonra bakarız hangi partilerin ilkeleri birbiriyle benzeşiyor veya yakın. Oturur onlar kendi aralarında konuşurlar ve bir hükümet kurarlar. Ancak Kılıçdaroğlu'nun çağrısı MHP'de karşılık bulmadı. Konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan CHP lideri, Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek böyle bir çağrı yaptığını ancak Bahçeli'den henüz cevap gelmediğini belirtti. Bir çağrı yaptık. Dolayısıyla söyleyecek fazla bir şey yok. Öncelik Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek bu çağrı yaptım. Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerlendiren MHP Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu ise HDP'li bir koalisyonda yer almayacağımızı belirttik. O iş olmaz mesajı verdi. En başından genel başkanımız açıklama yaptı. Bizim HDP ile herhangi bir şekilde içeride veya dışarıdan desteğiyle bir koalisyonda yer almayacağımızı belirtti. Dolayısıyla yani o işin olmayacağı açık. Başbakanlık sonraki gelecek iştir. Tabii ki her siyasi parti iktidar olmak ister. Her genel başkan başbakan olmak ister. Ama biliyorsunuz Devlet Bey'in çok özel bir yanı vardır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben der. Dolayısıyla başbakanlık ikinci plandadır. Sırf sadece başbakan olmak için ilkelerinden vazgeçti dedirtmesi mümkün değil. MHP'den İstanbul'dan aday olarak milletvekili seçilen Ekmelettin İhsanoğlu ise koalisyon sorularıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü bunlar genel başkanlar seviyesinde yapılacak müzakereler içerisinde tespit edilecek hususlardır. Bunun muhatabı Sayın Genel Başkan'dır. Divanlık Başkanı, Başkanlık Divanı'dır. Onun için benim bu konuda herhangi bir beyan yapmam, vermem takdir edersiniz uygun olmaz.